sahada birebir vatandaşlarımıza kentsel dönüşümün ne olduğunu, vatandaşımızın bundan ne anlaması gerektiğini, beklentisinin ne olduğunu onlardan dinleyip bizim yapacaklarımızı anlatarak ciddi bir süreç yaşadık. Yunus Emre'de de, Ahiyevran'da da, Seyrani'de de, her bir mahallemizde de kentsel dönüşümü, vatandaş beklentisi bizim yapabileceklerimiz. Vatandaş talepleri bizim bu taleplere karşı ne derece cevap vereceklerimizi anlatarak geçti. Bir de şöyle bir sıkıntımız vardı Yunus Emre özelinde. Geçmişte o bölgede yaşanmış olan kooperatiflerin vermiş olduğu olumsuz örneklerden dolayı vatandaşların refleksi vardı. Geri duruyorlardı. Ya bu kentsel dönüşüm ne ola ki? Bizim geçmişteki yaşandığımız sıkıntılardan benzer bir şey ortaya çıkar da elimizdeki avucumuzdakinden de olur muyuz gibi bir korkuları vardı. Haklı bir endişeydi. Onu aşabilmenin de ciddi manada bir süreci geçti. Ama şükür Allah'a bugün geldiğimiz noktada hem o sıkıntıları aşarak hem de yeni yeni süreçleri devreye alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, bu yeşil alanı, bu çevre düzenlemesi, bu parkları da önümüzdeki süreç içerisinde tamamlayacağımız işler içerisinde Yunus Emre için. 6 bloğunu tamamlamış olduğumuz Yunus Emre'de geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımızın katılımıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla Türkiye'de ilk defa dijital ortamda noter huzurunda 336 konutun kuralları çekildi. Hak sahipleri belli oldu. 366 konuta Allah nasip ederse Nisan ayının sonlarına doğru inşallah işlerine taşınacaklar, yaşamaya başlayacaklar. Kentsel dönüşüm kararını aldığımız tarih 2015. 2019 yılında inşaata başlayabildik. 2019'un sonunda da bu hale geldi burası. Ve 2020 yılının sonunda Yunus Emre'deki kentsel dönüşüm projemizin geldiği vaziyet burası. 336 konut tamamlandı. Pandemi şartlarına rağmen, zor koşullara rağmen şükür Allah'a, Allah önümüzü açtı, denk getirdi. Pandemiden öncesinde, yani Mart ayından öncesinde hemen Şubat'ın sonu, Mart'ın başları gibi ihalesini yapmıştık. Süreç başladı. Devam ederken oradaki müteahhitlere dedik ki ya aslında 9 ay daha günleri vardı bir tesliminden. Acaba 2020'nin sonuna siz burayı bitirebilir misiniz? Bir an önce teslim etsek de Allah rahmet eylesin. Oradaki amcam gibi belki hak vaki olacak insanlar vardır. Bir an önce gün görseler. Dedik sağ olsunlar. Her birini yapan müteahhit de gayretle çalıştılar. Ellerine emeklerine sağlık. 2020 yılı sonu itibariyle bitti. Değerli arkadaşlar, 2021'de burada Yunus Emre bölgesinde tabii ki bunun çevre düzenlemesi şu anda ihale aşamasında. En kısa zamanda ihalesi tamamlanıp çevre düzenlemesi yapılacak ama burada kazanacağımız 30 küsür bin metrekare bir park alanı 2021 yılı için söylüyorum. Ve 2021 yılında da bu bölgeye hizmet edecek bir sosyal tesisin mülkiyetini inşallah oluşturmuş olacağız. Arkasından da Yunus Emre, Gazi Osman, Yavuzlar bölgesi bir kentsel dönüşüm çalışması neticesinde sosyal tesisi kazanmış olacak.